Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte Creo Parametric 4.0 içerisindeki rand komutunun detaylarını inceleyeceğiz. Rand komutunu oluşturmak için çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi direkt kenarı seçmek ve açılan menüden rand'ı seçmek. Daha sonra istediğiniz rand değerini tanımlayabilirsiniz. Aynı rand değerine sahip olmasını istediğiniz kenarlar varsa kontrole basılı tutarak seçmeniz yeterli olacaktır. Rand komutundan çıkmayıp farklı bir kenar seçtiğinizde buraya farklı bir set değeri oluşacaktır ve burayı ayrı bir değerle radyüslü hale getirebilirsiniz. Set kısmına baktığınızda bunu görebilirsiniz. Kontrole basmadan devam ettiğinizde yeni bir set değeri buraya gelecektir. Buraya da istediğiniz farklı bir değeri tanımlayabilirsiniz. Kontrole basılı tutarak rant tanımladığınızda ise son seçili olan set değerinin içerisine diğer referans gelecektir. Ayrıca bu tip tanımlamalarda köşe radyüslerini düzenlemek mümkün. Bunu transition moda geçerek ve daha sonrasında o köşeyi seçerek tanımlayabiliriz. Buradan hangi randın baskın olacağını seçebilirsiniz. Intersect ile kesişimlerinden keskin bir köşe elde edebilirsiniz. Corner shape tanımlaması yaparak L değerlerini ve radius değerlerini yönetebilirsiniz. Patch diyerek de bir referans düzlem belirleyip buraya uygun bir round tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz tanımlamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise direkt round komutuna gelirsiniz ve daha sonrasında bir kenar seçersiniz. O seçtiğiniz kenar tanjant geçişe sahipse tüm kenarlara tek bir seferde round tanımlaması yapmış olursunuz. Aynı şekilde diğer alt tarafa da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hround tanımlamasında değişken radyus tanımlamak da mümkün. Round komutuna geliyorum. Şurada roundumu seçiyorum. Değerimi giriyorum. Değerin bulunduğu alanda bir daire var. Oraya gelip et radius dediğinizde bakın birden fazla radyus değeri tanımlayabiliyorsunuz. Birden ikiye geçiş yapan bir radyus tanımlayabilirsiniz. Daha fazla kontrol noktası eklemek istiyorsanız kutucuğu seçip sağ tuşa basılı tutup Add Radius demeniz yeterli olacaktır. Buradan oransal olarak konumunu bir yaparsanız Age'in en uç noktasına gider. Tutup sürükleyerek daha ileriye de alabilirsiniz. Daha sonra Round değerini tanımlıyoruz. 2'den birden 2'ye geçiş sağlayacağım. Diğer tarafa geliyorum şimdi. Sağ tuş Add Radius diyorum. Konumunu 1 olarak tanımlıyorum. 2 olacak. 2'den 0'a keskin bir geçiş elde edebilirim. Bakın şu şekilde bir geçiş sağladım. Diğer tarafa da 2'den 1'e 0'a geçiş sağlayacağım. Şu şekilde tanımlamamı bitiriyorum. Bir yüzeyden kenara bir rant tanımlaması yapabiliriz. Rant diyorum. Yüzeyi seçtim. Kontrolle kenarı seçebilirim. İki yüzey arasına da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde geri alıp tekrar Edge'i seçtim ve Round'umu tanımladım. Round komutunu silindirik bir yan yüzey ve kontrole basılı tuttuğum bir Edge üzerinde de tanımlamak mümkün şu şekilde. Tekrar Round komutuna geliyorum. Şuradaki kenarı seçiyorum. Round diyorum. Tekrar Round komutuna gelip Edge'i seçiyorum. Tanjant geçişlerin hepsini gördü ve geometriyi oluşturdu. Fakat burada ne var? Geometrinin yapısına göre Round'da değişim gözlemleniyor. Bunu Corridor Round diyerek kesitimizi sabitleyip her yerde aynı kesit yapısına sahip daha estetik bir Round'a dönüştürebilirsiniz. Ayrıca model ağacındaki Round geçişlerinin sıralamasını değiştirerek örneğin şuradakini seçtim. Bir altındaki ise şu. Bunu onların üzerine taşıdığımda daha estetik bir geçiş sağladım. Burada rantların birbirine etkisini bu şekilde yönetebiliyorsunuz. İstediğiniz bir referansta roundunuzu durdurabilirsiniz. Round komutuna geliyorum. Kenarı seçiyorum. Transition moda geçiyorum. Kontrol etmek istediğim uç noktayı seçiyorum ve yöntemi belirliyorum. Stop et referans diyorum. Nerede duracak? Bir referansım yoksa datum altından point'e geliyorum. Noktamı seçiyorum. Oransal veya
real olarak noktamı belirleyebilirim. Bakın istediğim yerde tanımlamamı bitirmiş oldum. Full round tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz. Round komutuna geliyorum. Kontrole basılı tutarak iki paralel yüzey, tekrar kontrole basılı tutarak aradaki yüzeyi seçtiğimde full round işlemini gerçekleştirebiliyorum. İstediğiniz bir curve göre round tanımlayabilirsiniz. Bunun için sketch'e geliyorum. Çalışacağım yüzeyi seçip orta tuşa basıyorum veya sketch'e gelebilirim. Clip özelliğiyle ekranımı sadeleştiriyorum. Spline'a geliyorum. Hiçbir şeye basmadan köşe noktayı kendisi yakalıyor. Sol tuşla yakalayıp daha sonrasında round'ımın geometrisini oluşturuyorum. Uç noktaların açısını dimension'la yönetebilirim. Dimension'a geldikten sonra spline, nokta, referans, orta tuş 90 derece ile bir geçiş sağlasın diyorum. Aynı işlemi diğer uç için de gerçekleştiriyorum. Buraya da 60 derecelik bir açı tanımlıyorum. Oluşturmuş olduğum curve'ü diğer yüzeye project aracıyla yansıtabilirim ve diğer round'um için de kullanabilirim. Round komutuna geldim. Kenarı seçtim. Sağ tuş true curve dedim. Curve'ümü seçtim. Bakın şu şekilde oluşturdum. Tekrar round komutuna geldim. Edge'i seçtim. Sağ tuş true curve dedim. Bu şekilde burayı da tanımlamış oldum. Yüzeyler arasına round tanımlayabilirim. Round komutuna geliyorum. Silindirik bir yüzeyimi seçtim. Diğerini seçtim. Daha sonra değerini girdim. Aynı şekilde diğer tarafa tanımlayacağım. Round diyorum. Silindirik yüzey. Kontrol diğer yüzey. OK demem yeterli olacak. Tüm keskin kenar ve köşelere toplu bir şekilde round atabiliriz. Bunu round'un altındaki auto round ile gerçekleştirebiliyoruz. Round değerini tanımlıyoruz. Sonrasında ise keskin kalmasını istediğiniz yerleri şöyle kutucuk içerisine alıyorsunuz. Diğer tarafı da kontrole basılı tutarak alabilirsiniz. Ve ardından OK demeniz yeterli. Bakın dikkat edin. Tüm keskin köşelere 0-2'lik bir radyusu tanımlayacak. Bakın oluşturdu. Oluşturduğu yerleri de ön izlemesini yaptı. Hızlı ve pratik bir şekilde ve kontrollü bir şekilde roundlarımızı otomatik olarak atabiliyoruz. Yüzeyden yüzeye geçişle ilgili başka bir şey daha göstermek istiyorum. Round komutuna geldim. Birinci yüzeyimi seçtim. Kontrol. İkinci yüzeyimi seçtim. Round değerimi tanımladım. Burada parçalara bölünebiliyor. Pies kısmından ve olmasını istediğiniz veya istemediğiniz varsa mesela seçtim ve ön izlemesini burada yaptı. Bunu exclude et dedim. Bakın bu şekilde uygulamadan çıkardı. Bunları da hızlı ve pratik şekilde oluşturabilir ve yönetebiliriz. Round komutuna geldim. Bir kenarı seçtim. Set kısmına gelirseniz bunun circular bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Conic, J-continuous veya D1, D2 conic şeklinde tanımlayabilirsiniz. Burada coniclik değerini belirleyebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde geometri yansıyor ve yarı çap değerlerini buradan yönetebiliyorsunuz. Şu şekilde ihtiyacınıza uygun olacak şekilde daha estetik roundlar atmanız mümkün.